Araba aşağı doğru işiyor. Yani bu arabayı bu şekilde yürütmeyelim bile, ben sana söyleyeyim. Ciddi bir yağ kaçırıyor. Bak, blok üzerinden çok ciddi terleme yapmış. Onu neden yapmış acaba? Hiç şakaya gelmez bu işler. Açık konuşayım, ben hiçbir arabada bu kadar benzin işediğini görmemiştim. Herkese merhaba arkadaşlar, Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir araba ticaretiyle karşınızda olacağız. Yoldayız, gördüğünüz gibi. Nereye gidiyoruz? Sakarya'ya doğru yola çıktık arkadaşlar. Bugün farklı bir araba ticareti sizlere göstereceğim. Çok fazla detaylarla canınızı sıkmayacağım, arabanın başında göstermeyi yeğlerim. Arkadaşlar, alacağımız abi Sakarya'da bungalov işletiyormuş. Bize de dedi ki hani gelin, beğenmezseniz en kötü sizi misafir ederim dedi. Bakacağım arabaya, en kötü bir tatil yaparız dedik, kafamızı dinleriz dedik. Biliyorsunuz daha önceden de böyle bir ticarete gelmiştik. O çok naif, güzel bir abi. İnşallah bu da öyledir. Böyle böyle hem abi kazanıyoruz hem ticaret yapıyoruz. İnşallah gönlümüze göre olur diyorum. Şimdi yanımdan az önce bir tane Astra geçti. Videoya konuşuyorum diye onu görmediğimi zannetmeyin. Şimdi arkadaş ortamında anlatacak, bir tane G20 geçiyordu, ben saplıyordum falan, haberim yoktu. Şimdi inanırsanız Astra'nın içinden geçeceğim şimdi. Yani dayı, gerçekten mi? Bir de topa gaz gidiyor böyle. Neyse, yolumuz uzun. Sakarya'da görüşmek üzere. Arkadaşlar, arabamızın başına geldik şimdi. 2 saatlik bir yolculuğumuz vardı. Yolculuğumuzu tamamladık. Araba zaten dükkanın önüne çekilmiş vaziyette. Tabii ki de içeri girip bir dükkan sahibinden önce, araç sahibinden izin alacağız. Ondan sonra da çekime devam edeceğiz. Biz zaten buraya gelmeden önce çekim yapacağımızı söyledik. Sağ olsun onlar da güzel karşıladı. Bakalım arabaya bakacağız. Arabanın rengi, duruşu falan açıkçası ilk bakış olarak beni güzelce tatmin etti. Dediğim gibi arkadaşlar, bu arabada meraklısına Impala'lar biliyorsunuz klasikte Türkiye'de en çok tutulan arabalar. Bir abimiz için geldik. Bu arabayı alacağız. Kıramayacağımız bir abi. Biz de kırmıyoruz arkadaşlar. Impala'ya bakacağız. Beğenirsek abi parayı atacak. Biz de arabayı alıp döneceğiz. Yani araba büyük ihtimalle Sakarya'dan İstanbul'a kadar sağlam bir şekilde, yani tek postada gidebiliyorsa, büyük ihtimalle bu araba açıkçası aldığımızda değecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü bu arabalarda eski model olduğu için yolda bırakma falan, bu tarz şeyler çok oluyor. Ama bu arabaya güvenimiz biraz daha var. Çünkü yeni restore edilmiş bir araba. Şöyle göstereyim, zaten boyası falan güzel duruyor şimdilik. Tabi detaylı bakacağız. İçine 0 V8 sandık motor koymuşlar. O eski Amerikan masız karlarda olan sağlam bir motor var. Dersime çalıştım. Yani çok hakim olduğum bir araba değil. Siz de yaşım itibariyle tahmin edeceğiniz gibi. 1960 model bir araba. Ama dersime çalıştım dediğim gibi. Umarım arabayı bizim eski araba bilgileriyle de birleştirerek güzelse alacağız inşallah. Bakalım içeriye bir geçelim. Araç sahibine selamımızı verelim. Tekrar arabanın başına dönelim. Şuraya güzel de bir çit yapmışlar. Şöyle geçelim. Ersin Bey miydi? Evet. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Hoş bulduk. Video çekiyoruz, biz başladık, kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Hoş şöyle geldiniz. Sesinizin daha net gelmesi adına size bir mikrofon taksam. Tamam. Hemen önce videonun gereklilikleri, ondan sonra muhabbetimize, sohbetimize devam ederiz. Hoş geldiniz. Tamamız herhalde. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş çay, kahve bir şey. Allah razı olsun, sağ olun. Yolda içtik bol bol. 3-4 kere tuvalet molası verdik. Gerçekten uzun bir yoldu. Nasıl gidiyor iş güç inşallah? Süper. Koşturmaya devam. Ha, güzel. Arabanızı gördük, kapının önünde güzel duruyor. Bir size beraber bakalım dedik. Tamam, bakabiliriz. Gelmeden önce ilana baktınız zaten. İlana baktık. Dediğim gibi bizim meraklısı bir abimiz var. Hı hı. Biz de bu işi yapıyoruz. İşte arabadan bir tık da anladığımızı söylerler. İşte dedik onun adına bir bakalım. Beğenirsek inşallah ona kazandıralım dedik. Güzel bir araba gibi duruyor şimdilik. Tamam, bakalım. Eyvallah, tamam. Hemen geçiyoruz konuya o zaman. Şimdi arabayı senden bir dinleyelim. Araç sahibisin. Tamam. Şimdi ilk defa böyle bir araba alacağım. Evet. Beni de biraz aydınlatırsan, takipçileri de biraz aydınlatırsan belki almak isteyenler olur, klasik tutkunları olur. Tamam. Şimdi tamam. Araba 1960 model. Evet. 60 model. Klasik Impala olarak geçiyor. 5.7 bir motorumuz motor var. V8'in. Sonradan takılma. Evet. V8 sandık motor var, sonradan yapılma. Arabanın sadece dışına 300 bin lira bir maliyet oldu. Çünkü bütün parçaların hepsi yurt dışından ithal geliyor. Tabii bulamazsın. Mecburi bir şekilde. Yani buna vurulan boya bile yurt dışından gelmek zorunda oluyor. Doğru. Tutması için. Normal zamanda bunlar 3 ileri olarak geçiyor. Özel olarak biz 4 ileri olarak vitesini değiştirdik. Büyük ihtimalle kullanışı çok keyif vermedi 3 ileri. Evet, evet. Sen 4'e geçtin. Bir de 5.7 bir motor olduğu tabii, için tabii. 4 ileri de size de çok daha iyi keyif veriyor. Arkadaşlar V8 225 beygir. Evet. Ama yanlış anlamayın, 225 beygir de çok yüksek hızlara çıkan bir araba değil. Çok eski tip bir motor. Evet. Hatta motoru biraz daha açınca gösteririz. Çok hızlı giden bir araba değil. Zaten bu araba hız arabası değil. Bu araba biraz daha gemi yani gibi zaten. Hız yapabileceğimiz bir araba değil zaten. Klasik hani, model olduğu için. Keşke benim arabanın öyle yanına çekseydik ya. Benim araba bunun yarısı kadar yani. Çok uzun bir araba. Doğru. Park problemi yaşayabildiğiniz bir kesinlikle araç. Canım. Sakarya'da tabii siz park problemi yaşamıyorsunuzdur ama gerçekten İstanbul'da bu arabayı sürmek sıkıntı olabilir. Arabamız arkadaşlar 1,5 araba boyunda diyebilirim. Gemi gibi ama boyası çok güzel duruyor. Boyayı güzelce restore etmişler. Sadece ufak tefek artık buralarda, yani Ersin Bey, arabanın tamam boyası güzel, hiçbir şey demiyorum ama ufak tefek de atmalar başlamış. Şimdi i̇şte, siz de arabaya güzel para harcamışsınız. Sakınan gözü çok batar misali. Tabii. Olur. O kadar. Restore
peki ne kadar harcadınız totalde? Totalde 500-600 bin lira gibi bir maliyeti oldu bize. Çünkü i̇şte klima vitesi, var. Kliması, özel klima takıldığı, vitesleri, dış mekanajları, komple ayarları, iç kaplamasıyla beraber. Motor yenilendi falan. Motor zaten doğru. Aynen. V8 sandık motor yapıldı. Ama sıfırdan. Bir şey söyleyeyim, yani dış tamam güzel, kaporta olarak bence çok güzel duruyor. Evet. Ama ufaktan artık yani yeni bir kaporta isteyeceği döneme de yaklaşmış. Şöyle göstereyim. Kapı üstündeki artık macun çatlamalarımız, tabii arkadaşlar bu kadar büyük bir araba illaki çok çok kalın kalın macunlarla yapılıyor. Macun çatlakları ufaktan baş göstermeye başlamış. Yani bir sene daha güzel şekilde kaportayla binersin. Evet. Bir sene sonra sıkıntı vermeye başlar. Bir sene sonra bir gerekiyor. Jantımız güzel. Lastiğimiz güzel. Zaten bu jantlar falan yurt dışı herhalde. Evet. İtalya olarak geliyor. Yurt dışı. Bunlar orijinali mi peki jantlar? Orijinal. Orijinal değil mi? Güzel. İyi bulmuşsunuz yani. Bunları ne yapıyorlar? Gruplardan falan mı buluyorlar? Normal yurt dışında da arkadaşlarım var. Ha, anladım. Amerika üzerinden. Yine Impala yine, grubu yine var. Yine Impala klasik araçlar üzerinde. Onlar tabii ki bize özellikle yardımcı oluyor. Evet, bulabileceğimiz, buraya getirttirebileceğimiz parçaları yardımcı olabiliyoruz. Bunu satılık mı abi? He? Satılık mı? Yok değil. Biz de almaya çalışıyoruz da. Tamam, hayırlısı olsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu arabanın aynısını 300 bin liraya bulabiliyorsunuz. Yani evet. Onlar ama parçalık arabalar. Hani 300 bin liraya arabayı alıyorsun, parça olarak kullanıyorsun. Parçalarını parça sıkıntı olduğu zaten için, yine. Parça evet. Sıkıntı olduğu için arabayı alıp parça olarak da kullanıyorlar. Yani böyle gerçekten güzel bir şey yapmakta milyonu buluyor yani yaklaşık. Milyonu buluyor. Milyonu yani buluyor. 300 bin liraya aldığınız bir aracın bu hale getirmeniz zaten yine 1 milyonluk bir restore ücreti gerçekleştirmeniz yani gerekir. Motor sıfırlamak, yeni vites, yeni şanzıman takımı almak, bunlar ki. Kolay işler bunları değil. Bunları bulabilmek, bunlarla ya. Alakalı yani yakın çevrenizin bu şekilde bu işlerle ilgilenmesi ya da klasik yani araçlarla sadece para da değil yani. Hani evet, bunu yapacak değil. Adamı da bulmak kesinlikle zor. Kesinlikle değil. Yani öyle Google'a yazalım, parçayı bulalım yok, tarzı bir şey değil yok, yani. O tarz yok. Ama dediğim gibi bak, hani bu işin benim için kolay tek kısmı var, kaporta. Evet. Arabanın da kaportası biraz hafiften yamulmaya başlamış. Bunu çok kafaya takmayacağım çünkü bu motorda, bu şanzımanda arabayı bulamayız. Zor. Kaporta da bir ufak elden yine geçer. Şu kaputun uçlarında da ufak macun çatlakları var. Arabanın geneline yayılan bir durum değil ama ufak tefek yerlerinde var. Bir arabayı dolanayım. Tabii ki, tabii ki. Varsa. Tabii ki. Krom nikelajların falan 10 numara duruyor. Bunları yapan usta da çok güzel yapmış. Her şey yerli yerinde. Şöyle geçelim. Bu arabanın arkadaşlar her yeri nikelaj zaten. Önemli olan nikelajları ve orijinal parça kullanılmalı. Yani böyle yan sanayi falan şeyler bu arabaya olmaz. Bak burada ufak bir sürtme var. Bu nikelaj kısmından nikelaj kısmı açılmış. Bunu vereceğimiz abi gerçekten çok pimpirikli. Bunu kafaya takabilir. Ersin Bey, nikelajın burada bir nazarlık var. Evet, nazarlık var. Park halindeyken. Evet, doğrudur. Bu arabayı da sürtmemek zaten zor. Bir ufak öpücük, bir ufak yapıldı. Öpücüğümüz var ama arabanın dış kaportası güzel. İki tane macun çatlağı gördüm. Bir de bu var. Başka bir şey yok. Kapılara bir bakalım. Biraz sert, evet. Ya, klasikler sert. Biraz sert davranmanız gerekir. Değil mi? Kapatamadım bile. Kapı rahat 20-25 kilo bu arada. Çok güzel ama şu sesi dinleyin bir. 10 numara. Kapı ayarları falan muazzam. Yapılmış yani, evet. Güzel yapılmış. Çok temiz. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Bir kaputun altına bakma şansımız. Tabii ki. Hadi bakalım. Şimdi kapıda nasıl açacağım değil mi? Dur yardım et. Ya mecbur. Onu bırak da bayağı yağ atmış ha, fark ettin mi? Burayı da işemiş. Bunlar da arkadaşlar kaput mandallı. Ben de dersime çalışıp geldim. Kaput mandalı buradan açılıyor. Şöyle kaputu kaldırıyorsunuz. Amortisörlü kaput var. Yani 60 yılında amortisörlü kaput. Yay benzeri bir sistem var ama amortisör işlevini yapıyor. Doğru. 60'lı yılların amortisörü diyeyim. Burada arkadaşlar V8 Amerikan Muscle Carb'i görüyorsunuz. Motorumuz var. Karbüratör, marbüratör her şey sıfırlanmış. Arabanın bütün hortumları falan sıfırlanmış. Motor zaten sıfır şekilde arabanın üstüne konulmuş. Ama Ersin Bey, bu motor ciddi bir yağ kaçırıyor. Büyük ihtimalle yine bir ustaya gitmesi lazım. Burada kayışları falan görüyorsunuz. Kayışların hepsi sıfır bak. Yağ falan üzerinde. Ondan yana hiç sıkıntı yok. Kayışların sıfır. Ama motor bak blok üzerinden çok ciddi terleme yapmış. Onu neden yapmış acaba? Ben yine bunu yani motor kısmındaki bu kaçağı Sakarya'da yaptırmak istedim ama ha. Sakarya'da bu klasik ustası araçlardan yok. Anlayan bir usta yok. Bunun merkezi de İstanbul Maslak'ta. Hmm. Yani oraya gittiğimde ufak bir işlem var. Yine kendi ustamla konuştuğumda yok. Sadece ufak bir contanın değişmesi gerekiyor. Bir ondan contadan sonra çok bir problemi yok. Evet. Şimdi ooo kanka arabanın şöyle göstereyim. Alttan Emirhan istersen çek. Bu yağ damlaması değil. Bu benzin hortumu delinmiş büyük ihtimalle arabanın. Hadi yağ damlatıyor mu gerçekten? Bak böyle göstereyim arkadaşlar. Bakayım. Benzin. Benzin. Parmağımı yakıyormuşum benzin olduğunu sana. Yo benzin. Benzin hortumu delinmiş. Bu arabayı böyle yürütmeyelim. Sıkıntı olur çünkü. Evet. Bir ateşleme bir şey olur. Benzin hortumu delik. Maazallah başımıza büyük işler alırız. Sıkıntı olur şimdi. Yani 30 liralık hortum yüzünden araban havaya uçar yani. Hiç şakaya gelmez bu işler. Bakın şöyle göstereyim. Aşağıda zaten işemeye devam ediyor. Hani bu yağ falan neyse de bu büyük sıkıntı. Bir içine falan bakarız. Ben araç sahibiyle bir konuşacağım bu durumu. Çünkü arabanın yürüyenine bakamamış olacağız. Tamam. Şimdi ben yürütürüm. Bir şey olursa falan sorumluluk kabul etmem. Evet. Senin de başın ağrır. Yani zaten bununla alakalı benim de başım ağrır. Yo çok
başına ağrır. O yüzden ben bir araç alıcısıyla görüşeceğim. Böyle tamam. Böyle biraz durumu anlatacağım. Tamam. Ondan sonra artık duruma göre ilerleyelim. Tamam. Araban güzel bak, bir şey demiyorum. Kaportasına para harcanmış. Motoru yenilemişsin. Hani içini revize etmişsin. Hiçbir şey yok. Ama bir iki ufak aksam, hani bunlar birazcık ufak benim danışmam gereken şeyler. Ben kaputu kapatayım. Açık konuşayım, ben hiçbir arabada bu kadar benzin işlediğini görmemiştim. Biraz korktum açıkçası. Yürütmek istemedim. Karbüratörlü motor yanarak çalışıyor. Benzin kaçağı falan var. Damlayan şeyler belki yağdır, belki benzindir. Motor falan yanar. Gerek yok. Zaten bu araba buradaydı değil mi? Çalışmıyor zaten bir süredir. Zaten buradaydı. Bir süredir çalışmıyor. Şimdi... Ya bununla alakalı dediğim gibi zaten İstanbul'a bir fabricaysa doktoruna götürmeye gidecekti. Evet. Buradan yine çekiciyle gidecek. Mecbur. Yok, çekiciyle gitsin çünkü ya burası soğuk ya. Evet. Şimdi burası Sakarya arkadaşlar. Sağda solda ağaç var, orman var, bir şey var. Sincap'ın biri motor içi sıcak diye girmiştir. Oradaki hortumu çift 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 kemirmiştir. Olur ya, neden olacağını bilemez. Evet. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Ben bir araç sahibiyle dediğim gibi konuşuyorum. Sen istersen ofisine geç. Tamam. Araç alıcısıyla dediğim gibi ben aracıyım. Bir istişare yapayım. Bir telefonda tamam. Konuşayım. Tamam. Ondan sonra videonun devamına. Problem yok. Sen istediğin gibi bir tamam. İstişare eyvallah. Yap. Sen istersen ofisinde ondan bekle. Ondan sonra ofise geldiğinizde aynen tekrardan öyle. Bakarız. Tamam eyvallah. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buyur Halicim. Nasılsın abi? Teşekkür ederim Halicim. İyiyim. Sizler nasılsınız canım? Eyvallah. İsmet abi ben Chevrolet'e baktım. Arabanın mekanik olarak eksiği var. Yürütemem ben buradan. Hani binip geleceğiz diye konuştuk ya. Binip getiremem. Çünkü benzin hortumu delinmiş. Arabayı yürütmek sıkıntılı. Arabanın üstünde yağ ya da benzin tortusu var şimdi. Neyin tortusu onu da bilmiyorum. Çok da yani riske etmek istemedim. Arabayı ben yürütmeyeyim abi. Sen ne diyorsun? Bak arabanın kaportası hoşuma gitti. İçine daha bakamadım. Yürüyüşüne falan bakamıyorum zaten. Arabayı yürütmeyi şu an açıkçası gözüm yemedi. Ne diyorsun? Alıcı mısın? Ne yapayım? Aklına yatıyorsa al diyeceğim ama yatmıyorsa hiç boşuna masrafa girmeyelim. Tamamen sen bilirsin Ali efendim. Vallahi İsmet abi beni zan altında bırakırsın. Şimdi alma derim güzel araba kaçırırsın, al derim belki masraf çıkar. Ya yani şöyle... Yani sen mutlu olsun, çok da önemli değil. Önümüz zaten kış, o olmazsa başkası olur. Yani aklına yatıyorsa al tabii ki ama yok, bize masraf çıkaracaksa bence vazgeç derim. Ya şimdi masraf kısmı bunların biliyorsun İsmet abi parçası bulunmuyor. Dıştaki bütün masraflar yapılmış. Her yer restorasyonlu. Motor içi mekanik masrafı var. Acaba onlar ne kadara mal olur falan. Ben bir iki telefon görüşmesi yapayım. Bir arabanın içine bakmadım. Arabanın içine bakayım. Seni arayacağım İsmet abi, tamam. Sen bana mı bıraktın? Tamam, aklına yatarsa dediğim gibi tamamen fikir sende. Aklına yatarsa ben sana güvenim sonsuz. Kafana göre takılır. Eyvallah abim, görüşürüz. Eyvallah, Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar ben vebal almak istemiyorum. Ersin Bey'in de vebalini alamam. Arabası derli toplu duruyor. İsmet Bey'in de şimdi açıkçası bu masraflar ne kadara mal olur ya da derinliği nedir onu da çok anlayamadığım için şimdilik. Şöyle yaparız. Ben bir Ersin Bey'den pazarlık talep edeceğim. Çünkü arabanın görünen eksiği var. Arabayı yürütemiyoruz bile. Bir pazarlık teklif edeceğim. 200 bin lira kadar bir pazarlık teklif edeceğim. Çünkü kendimizi garanti altına almak lazım. Hani tamam motordan ne masraf çıkarsa çıksın 200 bin lira tutmaz da. İşte normal pazarlık payıdır bilmem nedir falan şimdiken. Görünen masrafı. Ben bir 200 bin lira pazarlık teklif edeceğim. Eğer ki kabul ederse arabayı alıp çekiciye bindirip döneriz. Eğer ki kabul etmezse videoyu ben İsmet abiye izletirim. O da artık kararını en son o verir diyorum. Şimdi bir araç sahibiyle bir konuşalım. Bir de içine bakalım. En son finalde artık ne olacak ne bitecek ben de bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız sonuca. Ersin Bey tekrardan kusura bakmayın sizi bir içeri yolladık bir çağırdık. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Şöyle bir içine ortam baksın. En son finalde size bir pazarlık talep edeceğiz. Yani tabii ki sünnettendir. Eyvallah. Ondan sonra anlaşırsak anlaşırız. Tamam. Ersin Bey merhaba. Ben Dalli'nin ortağıyım. Arabanın dışına baktık ama yürütemiyoruz. Yani evet. Eski bir arabayı aslında yürütsek daha sağlıklı olurdu motor performansı için. Onu daha detaylı bakarız. Arabanın içi de dışı gibi restore görmüş. Siz mi yaptırdınız bunları? Evet. Hepsini A'dan Z'ye biz yaptırdık. Siz zaten 500-600 bin lira harcadım demiştiniz evet, arabaya. Evet. O bantta. Araba klasik bir araba olduğu için ekstra değerli ve restore edilmesi ayrı bir özellik. Aracımız zaten 4 ileri otomatik vites. Bu otomatik vites de sonradan yapılmış. Aynı şekilde sandık motoru da, direksiyonu falan tekrardan içi de torpidosu. Her yeri tekrardan dışı gibi boyanmış. Aracı şu an çalıştırmıyorum. Zaten benzin aktığı için tekrar bir ateşlemede daha büyük bir sıkıntı açabilir. Buna daha detaylı bakacağız. Ya tamirciye gösteririz ya da pazarlıkta anlaşırsak çekiciyle birlikte çekiciyi takip ederek İstanbul'a döneriz. Yani burada biraz ticari olarak bazı şeyleri göze almış olacağız ama eğer eski klasik bir araba alıyorsanız zaten bunu göze almış olursunuz. Hani gidip sıfır bir araba almak elbette mantıklıdır. Ama bu arabada klasik her yerde bulunmayan özel bir hobidir. Klasik severler bilir sadece. Aracımızın kilometresini şöyle
şöyle göstereyim. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. 169.999 gösteriyor. Aracın orijinal kilometresi mi bu? Evet, orijinal kilometresi. Doğru. Ha, çok iyi gelmiş. Klasik araçlarda çok fazla kilometre yapılmaz bildiğiniz üzere. Evet. Zaten bu da yani bu benzinden yaka yaka çok fazla bilmiyorsunuz. 5.7. Böyle bir klasik aracın yanına 1.5 dizel bir de Clio lazım değil mi? Evet. Yani yakıt performansını dengelemek için. Onun haricinde siz klima da taktırmışsınız. Doğru. Yani şöyle göstereyim. Aracımızda klima da var. Bu modellerde klima olmuyor. Yani harici bir klima takılmış. Bu kliması da çalışıyordu galiba. Ama şu anda evet, aktif durumda çalışıyor bakmıyorum. Şu an. Yani arabamızın içi de dışı da restoreli. Yani beğendik aslında. Çünkü daha öncesinde İstanbul'da birkaç model bakmıştık. Sakarya'ya gelmemizin amacı restoreli olmasıydı. Onlar biraz daha yıpranmış. Bir tık ucuzdu ama hani masrafını biz yapmayalım, hazır bir projeyi alalım istedik. Senin araban da güzel. Birkaç masrafı var. Her eski arabada olabilecek kadar. Evet. Sen de ortalama ne kadar pazarlık düşünüyorsun? Onu bir istersen konuşalım. Yani şimdi ben aslında yaptığım masraflarla alakalı aslında ortalama ve iyi bir fiyat verdim. Hı-hı. Dediğim gibi şu anda yapmaya kalksanız belki evet 300-500 bin liraya yapılmamış, restore edilmemiş bir aynı araçtan alabilirsiniz. Evet. Ama velakin işte gerek dış kozmetiğiyle gerek iç motor yapımıyla beraber 1 milyona yakın bir harcama yapmanız gerekir. Evet. O yüzden çok fazla pazarlık düşünmüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi biz de başkası için alıyoruz. Hani evet. Kendimizi de biraz korumak istiyoruz. Hani şimdi arabanın başına bir şey geldiği zaman mağdur durumda olmayalım. Arabanın yani hortum basit o artık evet, 50 doğru. liralık 100 liralık hortumu pazarlığını elbette yapmam ama hani belki contadan olabilir, motordaki yağ kaçağı belki üst kapaktan olabilir. Evet. Orası biraz daha detaylı bakılması lazım ve biliyorsun ki hani eski bir araba olduğu için parçası yurt dışından geliyor zaten. Doğru. Sen daha iyi tecrübe etmişsin. Doğru doğru. Evet. Bir de böyle klasik araçlarda arkadaşlar hani param var yaptırırım sıkıntı yok gibi değil. Yani paranız olacak bir de vaktiniz olacak. Çünkü gümrükte parçalar bekliyor. Yurt dışından parçayı gönderiyorsunuz. Bu arabalar Amerikan arabaları. Amerika'dan geliyor. Okyanus ötesinden geliyor. Hani vakit de önemli. Uğraş da önemli. İşte gümrük vergisiyle uğraşacaksın. O parçayı bulacaksın. Sıfırı yok çünkü. İkinci el biriyle pazarlık yapacaksın. Yani uzun meşakkatli işler bunlar. O yüzden çok temkinli davranmak lazım. Zaten tüm nikelajları, işte sandık motoru, şanzımanı, yani iç detayları yapılmış bu arabanın. Yani araba zaten diğer emsallerine göre gerçekten diri ve güzel. Ama birkaç tane eski her arabada olabilecek tarzda eksikleri var. Bunu da pazarlıkta anlaşmak istiyoruz. Ortalama olarak da pazarlığımı söyleyeyim size ne kadar uygundur değildir. Bir 200 bin lira gibi pazarlık düşündük açık konuşayım. 200 bin lira çok. Ya zaten klasik arabaların fiyatı da biraz şişiriliyor yani biliyorsunuz ki. Yani ben çok aracımla alakalı fiyatlandırmayla alakalı çok şişirdiğimi düşünmüyorum. Yani bunu dediğim gibi sizin de söylediğiniz gibi çok ciddi bir emek var. Evet. Yani sadece paranızın olması, sadece vaktinizin olmasından yanı sıra Amerika'dan ya da işte İtalya edebileceğiniz yerlerden de tanıdıklarınızın bunları düzgün bir şekilde orijinal parçaları bulabileceğiniz insanların evet. da olması gerekiyor. Evet. Bununla alakalı bu aracın bu hale gelebilmesi için çok ciddi bir emek harcadım. Öyle söyleyeyim yani. İşimizden yanı sıra bu artık bu hobiden ziyade bu işe döndü yani. Uğraş oldu. Evet. Çok büyük, yüklü bir uğraş oldu. O yüzden yani 200 bin lira evet şey geldi ama buraya kadar geldiniz. Ben tabii ki yardımcı olacağımı düşünüyorum sizlere. Tamamdır. Yani alıcısına da hayırlı olsun. İnşallah. Yani çünkü şöyle de bir şey var. Hani tabii ki sizin için değerlidir. Vaktinizi harcamışsınız, evet. uğraşmışsınız, para da harcamışsınız. Ama satmak istediğiniz zaman yani en dar kitlesi olan araba herhalde evet, Türkiye'de doğru, budur. Doğru, hem klasik hem eski hem de fiyat olarak biraz daha yüksek. Hani çünkü bizim artık klasik grubuna giren arabalarımız Tofaş. Hani normal bir arabamız vardır. Bir de Tofaş alayım 200 liraya yanına. Hani eğleneyim bir ses sistemi yapayım diye. Maksimum budur. Doğru. Hani yüksek meblağlarda artık klasik bir araba grubuna girdiği için söylüyorum. Hani biraz daha yaklaşırsak bu ticaret olur diye düşünüyorum. Hani siz daha ne düşünürsünüz? Vallahi ben sizi anladım. Size de büyük ihtimalle 100 bin lira tatmin etmiyor. Evet. Ama ben de hani malımın rezil olması taraftarı değilim. Çünkü bir proje ve bununla çok uğraştım. Şu anda da zaten sonuna geldik. Ufak tefek böyle evet, sıkıntılarından başka herhangi bir problemi yok. Evet. O yüzden yani 200 bin lira size 100 bin lira tatmin etmedi. 200 bin lira da çıkıyorsunuz. 200 bin lira da bu sefer benden yiyecek ve benim evet. hani uğraşlarımla, benim sıkıntılarımla benden gidecek bir ücret. Ben sizi ağırlayayım. Yine içeride konuşabiliriz eğer isterseniz. Tamamdır. O zaman bir oturalım. Tamam. Bayağı soğuk çünkü bir de benzin biraz bende kafa yaptı. Çok fazla damlıyor. Yani pazarlıkta büyük ihtimalle orta yolu bulamayacağız. Evet. Yani sizin aracınız da kendinize göre değerli. Hani evet. Normal yani bir piyasa çok aracı fazla değil. Yüksek bir yani yüksek bir uğraş, yüksek bir verimlilik yani böyle bir çocuk yetiştirir gibi bununla evet. uğraşmanız gerekiyor. Evet. Yani evet güzel. Ben aslında size 100 bin liralık güzel bir indirim de yaptım. Evet. Ama velakin işte malımın da ölmesini istemem. 200 bin liralardan bahsediyorsunuz. Bunlar da ufak tefek sıkıntılarından hariç herhangi bir problemi yok aracın. Siz de kendiniz de baktınız. Evet. Yani 200 bin lira indirim çok. Evet. Yani bizim de beklemediğimiz harici birkaç bir şey çıktı. Hani kendimize alıyor olsak hani bunları göze alırız ve deriz ki artık hobim için para harcıyorum. Gözüme gelmez ama başkası için aldığım zaman biz de hani mağdur duruma düşmek istemeyiz. Ve bu araba da yüksek meblağlı bir araç. Hani bir hobi için söylüyorum. Evet. Yani bir futbol maçına gitmek de bir hobidir. Yani böyle bir araba alıp yapmak da ve binmek de bir hobidir. Mali
maliyetli bir hobi. Hani bu konuda kendimizi korumak istiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Hani arabayı daha detaylı işte telefondan bakmakla ya da telefonla anlaşarak bu arabalar özelinde anlaşamıyorsunuz. Çünkü bu arabaların çok fazla detayı var. Gelip görmek lazım. Doğru. Biz de yakın illere, Bursa olsun, Sakarya olsun, Tekirdağ olsun, İstanbul'a yakın yerlere arabalara bakaraktan almak istiyoruz. Çünkü klasik bir araba. Çok fazla detayı var. İçi, dışı, parçasına gözünle bakman lazım. Fotoğraflarda her araba güzel çıkıyor. Ama yanına gelip bakıp sahibiyle konuşmak lazım. Pazarlığını yapmak lazım. Arabayı görmek lazım. Arabayı çalıştıramamak da şu anda hani benzin hortumundan dolayı. Hani büyük bir sorunu yok elbette ama bir hortum arabanın çalışmasına engel oluyor. Ya bununla alakalı randevu alındı dediğim gibi. Evet, İstanbul'da Maslak'taki ustamdan randevu alındı. Çekiciyle beraber bir ufak tedaviye gidecek. Hmm. Ama dediğimiz gibi yani gördüğünüz ufak tefek evet benzin kaçağı ama benzin hortumu 50-100 liralık bir şey yani o. Tabii ki. Bunun haricinde çok fazla böyle büyük sıkıntı yarabileceği ya da işte yürüdüğünde herhangi bir problem yok aracın. Tabii tabii. Ya zaten şu an bugünlere gelmesi şu haliyle gayet güzel. Yani çünkü zaten bu araba artık 64 senelik bir araba. Yani demiri koysanız şuraya bir yere kenara 64 sene sonra paslanır. Yani bu arabanın bu şekilde gelmesi bir emek ve uğraş sonucu ortaya çıkmış. Hani araba aslında dıştan bizim için okey. Yürüründe tam emin olamadığımız şeyler vardı. Biz zaten hani her zaman dost kazanma, arkadaş kazanma taraftarıyız. Ticaret olur olmaz. Şimdi biz İstanbul'a geri döneceğiz. Orada konuşuruz sahibiyle de. Detaylı şekilde videoyu gösteririz. Abi bu şekilde kaçağı var vesaire. Ustalarımıza sorarız. Zaten Maslak bize yakın biliyorsunuz. Orada Maslak ustasına da yine ben bu videoları göndereceğim. Diyeceğim ustam nasıl bir şey çıkabilir? Büyük bir şey çıkarsa ne olur? Küçük bir şeyse nasıl bir masraf bizi bekler diye. Bu açık konuşayım. Biz iki tane İstanbul'da Impala bakmıştık. Üçüncü Impala'mız. Yani aralarındaki en dirisi, en restorası güzel bir şekilde yapılmıştı. Sizinkiydi. Hani arabayı da sevdik. Siz de uğraşmışsınız. Hani dediğim gibi ustayla konuşalım, alıcısıyla konuşalım. Biz de kendi fikirlerimizi bir toplantı yapacağız Impala ticareti için. Aramızda istişaresini yaptıktan sonra bir karar vereceğiz artık. Sonra da tekrar sizle iletişime geçeriz araştırıyor olursa. Tabii ki istediğiniz zaman. Yani neticede herkesin yararına olsun. Siz aracınızı satmış olun. Güzel, sizi tatmin edici bir fiyat olur. Biz arada aracıyız. Biz de ekmek yemiş olacağız. Aynı şekilde bu aracı alacak İsmet abimiz var. O da zarar etmesin. O da güzel bir şekilde binsin. Hani bir değerlendirmesini yapalım. Tekrardan daha detaylı görüşürüz diye. Tabii ki tabii ki. Yani önemli olan dediğimiz gibi bu ticaretlerde dost kazanmak aslında. Evet. Evet işte geldiniz, gördünüz. Siz de tabii ki bu işi yapıyorsunuz. Bu işten ekmek kazanıyorsunuz. Tabii ki. Başka biri adına ne kadar konuşulabilir? O da ayrı bir konu. Evet. Dediğimiz gibi siz gittiğinizde Maslak'la yine ustanıza gösterirsiniz. Videoları da gösterin. Bununla alakalı neler yapabilecek, neler çıkabileceğini de söyleyebilirsiniz. Evet. Ama dediğiniz gibi burada artık bir arkadaşınız var. Geldiğinizde çok istediğiniz zaman yardımcı oluruz. Bize müsaade edeyim o zaman çünkü bizim bir 2 saatlik yolumuz var. İstanbul trafiği de başlamadan önce kaçalım. Hayır. Hayatta bırakmam. Biz dediğimiz gibi ben zaten bir acenta sahibiyim. Evet. Burası bir bungalov acentası. Sapanca'da bildiğiniz üzere bungalov cenneti artık. İstanbulluların de hafta sonlarında, hafta içi böyle ufak kaçamaklarla gelebilecekleri artık bir arka bahçesi oldu Sapanca. Evet, doğru. İstanbul'un bir arka bahçesi yani. Geçen de Sapanca'da bir ticaretimiz olmuştu. O abinin de bungalovu vardı. Burada herkesin bungalovu var galiba. Biraz artık o ticarete döndü. Yani turizm alanında, hizmet sektöründe Sapanca artık büyük bir adım attı bu konuyla alakalı. Şu anda çok fazla evet işletme var. İşletmecilerimiz özellikle kendi arkadaşlarıymış gibi ilgileniyor misafirlerle. İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara gibi yerlerden de çok önemli, çok güzel misafirlerimiz geliyor. Ama bu konularda galiba çok fazla dolandırıcılık falan mevzusu dönüyor. Evet. Instagram'da sayfa açıyorlar. Tam onu söyleyecektim. Bizim sektörde çok fazla. Yani aslında Türkiye ya da herhangi bir dünya ülkesinde de baktığınızda çok birden yükselen hiçbir işte patlamayan yok. Evet. Yani bu işte de çok hızlı bir para kazanma döneminiz oluyor. Evet. İşte çok hızlı bir misafir, çok büyük bir kitleye hitap ediyorsunuz. Dolandırıcıların da özel olarak hedefine girmiş oluyorsunuz. Önemli olan güvenilirlik. Evet, yani. Aynen öyle. Ama dediğimiz gibi bungalov sahipleri olur. Yanı sıra acenta sahipleri olur. Acenta sahiplerinde de, acentalarda da özellikle TürSap'ta bulunan bu TürSap numaraları. TürSap numarasındaki, yani Google'da TürSap numarasıyla TürSap'ı karşılaştırdığınızda telefon numarasının TürSap numarasıyla uyuşması gerekiyor acentanın. Bunlara dikkat ederseler hiçbir şekilde dolandırılma ya da paranızı kaptırma gibi bir durumunuz olmaz. Ya da hiç bunlarla falan uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt sizden yapsınlar. Yani tabii ki bütün misafirlerimize kapımız açık. Yanı sıra buraya gelip çayımızı kahvemizi içip rezervasyon da yapabilirler. Yanı sıra da ofisimiz de var zaten. Evet, aynen öyle. Sabah 9, akşam 12 olmak üzere de arkadaşlarımız sizlerle sürekli iletişim halinde çok yardımcı güzel oluyorlar. Siz de aşağıda çıkan Instagram hesabından güvenilir ve bütçenize göre bir bungalov ayarlayabilirsiniz. Her kesime, her kitleye hitap edecek bir tatil sistemi var aslında burada. Tamam. Yani sıcak havuzlu, şömineli, iç mekan jacuzzili vesaire bütün seçenekleri aslında bulabiliyorsunuz. Çok güzel. Yine Instagram adresimizden de Sapanca Bungalov Seyahat. Siz ve sizin takipçilerinize de yine yardımcı olabilirsiniz. Özel bir küçük burjuva takipçilerine indirim var mı? Tabii ki. Tabii ki. Harika o zaman. Güzel. Sizin isminiz de bizi arasın.
aradıklarında özel yardımcı ve özel indirim yapacağıma emin olabilirler. Tamamdır, çok güzel. Siz de istediğiniz tarzda bungalovlara bakabilirsiniz. Bizim şimdi bu teklifi geri çevirmemiz olmaz arkadaşlar. Buraya tabii kadar zaten geldik. Öyle bir seçeneğiniz yok. Beraber gidiyoruz buraya kadar gelmişken. Gidiyor muyuz şimdi? Bungalova da bakalım, evet. Tamam, gidelim beraber bakalım geçelim. O zaman. Sapanca'da ticareti seviyorum ya. Yani buradan hiç bungalovda kalmadan gittiğimiz olmadı. Bir gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi kalacağımız bungalova geldik. Bungalov gören köylü gibi oldu biraz ama bungalov güzel bir detay ya gerçekten. Hele ki bu kış aylarında böyle soğuk havada şu sıcak havuza girmek çok keyifli. Geçenki ticarette onu deneyimlemiştik. Ama şu Sapanca'ya gelirken unuttuğumuz bir şey var. Hep şortumuzu unutuyoruz. Evet, şortla alakalı. Evet, yardımcı olurum. Problem oluruz, değil. Tamam. Ya da yoksa biz boxer'la direkt Ali'yle zaten yardımcı. Müstakil yani. Sapanca'daki çoğu bungalov tam korunaklı ve müstakil olduğu için aslında ayıptır söylemesi hani boxer'la da atlayabilirsiniz. Tabii, dilediğiniz gibi. Burası sizin rahatlığınız için. O siz nasıl tercih ediyorsunuz? Kapı kapandıktan sonra burası tam korunaklı olduğu için burası sizin eviniz oluyor. Yani evet. Ne yaptığınız, nasıl takıldığınız, nerede nasıl durduğunuz tam olarak size bağlı. Evet, biz burada kalacağız galiba. Evet, burası sizin tamam. Bungalovunuz. Güzel. Bungalovumuz burada, havuzumuz burada. Mangalımız da var. Biz yani klasik evet. Mangalımızı barbekü, yakarız. Bahçe takımı. Yanısında sıcak havuz. Burada İç mekanlı jacuzzi. Sohbet, muhabbet. Tabii. İçeride jacuzzi de var mı? Evet, evet. İç mekan jacuzzi de var. Yoğun böyle sert geçen kış günleri için rüzgarlı sıcak havuza giremeyeceğiniz, girseniz de böyle tam tad alamayacağınız zamanlarda iç mekan jacuzzili bungalovlar çok daha güzel oluyor. Sizin için keyifli geçiyor. Şimdi şöyle bir şey var değil mi? Bütçeye göre atıyorum havuzu olmayan falan var mı? Tabii ki, tabii ki. Yani her bütçeye göre. Her ya da daha lüks olsun. Bungalov var. Bunun 7-8 kat daha lüks bungalovları da var. Bunun 7-8 kat altları da var. Sadece bahçesi ve bungalovu olup jacuzzisi, sıcak havuzu ya da havuzu olmayan bungalovlar da var. Yanı sıra bu seçenek olarak devam ediyor. Dom çadırlarımız, işte tiny house'larımız, tiny room'larımız vesaire konsept. Her konsepte var evet. Bu işin merkezi tam olarak biziz. Anladım, aradığınızda güzel. Aslında misafirin özel isteğine göre, misafirin işte bütçesine göre ve özel isteklerine göre istedikleri bütün seçenekleri sıralıyoruz. Çok harika, güzel. Yani bu konuda zaten önemli olan güvenilirlik, bütçe dostu olması. Evet. Yani çünkü belki daha düşük bütçeli tercih edersiniz, belki daha yüksek bütçeli tercih edersiniz. O size kalmış bir şey. Yapmanız gereken tek şey aşağıda çıkan Instagram ve telefon numarasından buraya ulaşmak. Benim bütçem bu şekilde. İşte jacuzzi istiyorum, sıcak havuz istiyorum gibi gibi. Hani Instagram adresinden inceleyerek, isim vererek de ben şu bungalovu ya da şunu istiyorum, tiny house'u istiyorum diyerekten ulaşabilirsiniz. Bütçenize uygun en güzel bungalov da size güvenilir bir şekilde evet. Yardımcı olmuş zaten olursunuz. Zaten bununla alakalı internet sitemiz de var. Özellikle böyle fiyatlarıyla beraber, teknik özellikleriyle beraber hepsini ayrı ayrı bakabilirler. Tamam. İnternet sitemizde sapancabungalovseyahat.com. Tamam. Onu değerli da zaten açıklama kısmına bırakıyorum. Evet. Açıklama kısmından tıklayarak siz de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Yani hangi şehirde yaşadığınızın önemi yok. Artık her şehrimiz kalabalık, gürültülü, trafik, araç. Yani hani biraz kaçmak istiyorsanız bu kirlilikten, hem ses kirliliğinden hem de çevre kirliliğinden biraz kaçıp burada temiz havayı almak istiyorsanız, kafanızı dinlemek istiyorsanız çok güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii biz her zaman gittiğimiz yerden bir şeyler koparma derdindeyiz ama kendimiz için değil, takipçilerimiz için. Şimdi biz bu gece burada konaklayacağız ama gören gözün hakkı vardır. Şimdi bizim burada 735 binlik koca bir ailemiz var. Evet. Takipçilerimiz için de bir hediye düşünmez misiniz? Allah ne muradın varsa. Tabii ki yardımcı oluruz. Bununla alakalı bir çekiliş yapabiliriz. Tabii bir, olur. Bir takipçimize hediye, bir konaklama verebiliriz. Tamamdır. Çok bir güzel. Problem değil. O zaman aşağıda çıkan Instagram hesabından çekiliş detaylarına ulaşabilirsiniz. Çok fazla uzun sürdürmeyelim. Bir haftada açıklayalım. Tabii ki, tabii ki. Takipçilerimiz evet, evet. De hemen. Çok fazla uzun sürmesine gerek yok. Bu kış döneminde sıcak havuzunda ekstra böyle bir keyfini alabileceğiniz. Evet. Gelen misafiriniz de buradan memnun ayrılsın. Evet, evet. Önemli evet. Bir detay. Sizler de tercih edebilirsiniz. Ben bir bismillah evet. Diyerek bungalovumu inceleyeyim ya. Abla çorapları çıkarıyor muydu? Evet, burada güzel bir köşemiz var. Aa, benim favorim burada. Bak burada koca koltuk var ama ben yerciyim abi. Yer olayı farklı. Sedir, Urfa usulü. Şöyle geçeceksin. Burada agalarla böyle kaçak çayını yudumlayacaksın falan. Burası tam benlik. Buradan dışarıyı da gözetleyebiliyorsunuz. Yatağımız üst katta galiba. Evet, üst katta çekilmiş bir yatak takalım. Mevcut. Onun haricinde burada yatak var değil mi? Evet, bu 4 kişilik bir bungalov. 4 kişilik. Evet. Güzel. Alt katta hem de loft katında ikişer kişilik bir yatak grubu var. Burada da yatağımız var. Üst katta da yatağımız var. Burada bir duşumuz var. Evet. O duşu bayağı geniş ya. İyi. Duşumuzu da alırız. Şöyle bir üst kata çıkıp bir yatayım ya. Geçen bungalovda Ali üstte yatmıştı. Artık sıra bende. Burada ben yatacağım. Ali altta artık takılır. Bizim kalacağımız bungalovda burası arkadaşlar. Evet, böyle ticaretlerde eş dost kazanmak önemli diyoruz. Bu detay da zaten burada ortaya çıkıyor. Bu şekilde bir bungalovda kalacağız. Ticaretin akıbetine de yarın bakacağız, değerlendireceğiz. İstanbul'a döndükten sonra zaten sizler de haberdar olursunuz diyorum. Artık biz biraz dinlenelim. Her şey için tamam. Çok teşekkür ben ederim. Ben sizlere izin vereyim. Sağ olasın.
Artık burada güzel bir keyifli ve zaman geçirin. Yine dönüşte de istediğiniz zaman da ofisimde beklerim. Eyvallah, her zaman. Çok hem sizleri hem de 735 binlik ailenizi evet. Her zaman ofise beklerim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyoruz her şey için. Siz de çekilişe katılmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan Instagram hesabını aşağıya bıraktım. Siz de oradan katılarak ve oradaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sıcak ya. Güzel.